Evet, tekrar 3-3A oturumuna hoş geldiniz diyorum İkon Data'nın. Pazar öğleden sonraki ilk oturumu, ilk iki oturumdan birisi. Evet, ilk çalışmayı Deniz Açlar Öner'e ait In Silico Analysis of the CBS Gene in Childhood Acute Lymphocytic Leukemia adlı çalışmayla sunacak kendisi. Deniz Hanım buyurun, söz sizde. Ekranı başlayabilirsiniz. Paylaşıyorum hemen. Deniz Hanım bir sıkıntı mı var? Ekranı paylaşamadınız. Evet, Deniz Hanım'a bakıyorum burada mı diye. Deniz Hanım sanırım koptu. Yoksa ben mi koptum? Deniz Hanım sesimi duyuyor musunuz? Buradasınız siz hocam. Sorun yok sizde. Deniz Hanım'ın soyadı neydi? Deniz Hanım'ı göremedim de herhalde sanırım koptu kendisi. Tekrar geldi biri ama kendi saydı sadece. Deniz Hanım'ı beklemeyelim o zaman biz arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla Deniz Hanım koptu. İkinci sırada bahsettiğimiz İnci Hanım İngilizce mi sunacaksınız? Türkçe mi? Türkçe de sunabilirim. Türkçe sunayım. Yani İngilizce sunarsanız daha iyi olur. Çünkü yabancılıklar var aramızda ama siz bilirsiniz yine de size bırakıyorum. O zaman sizinle devam edelim. Buyurun lütfen. Ekranı paylaşın. Şu an paylaşıyor muyum? Evet, geldi. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Ben Yardımcı Doçent Doktor İnci Zahim Gökbay, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim üyesiyim. Arkadaşlarım ve hocalarım Profesör Doktor Sacide Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bizim tıp fakültemizde öğretim üyesidir. Yasemin Oyacı arkadaşımız da yine kendisinin doktora öğrencisi olarak yine aynı bölümde görev yapmaktadır. Bizim bugün sunacağımız iki bildirinin de çıkış noktası birbirine çok benziyor. Aslında şöyle ki makine öğrenme algoritmaları şu ana kadar yapıldığı çalışmalar daha çok bir pattern izleyen çalışmaların üzerine makinalara bir öğrenme yapılıp gelecek bir başka paterninde o öğrenme algoritmasıyla tekrardan tespit edilip edilmeyeceği yönündeydi. Ancak biz bunun biraz dışına çıkmak istedik. Genetik çalışmalarında da genlerin ve varyantların ve oradaki gen dizilimlerinin sekanslarına bakma üzerine bir makine öğrenme algoritmaları yapılıyordu biyoinformatik alanında. Fakat biz bunun birazcık daha dışına çıkmak istedik ve makinanın aslında insan davranışlarıyla genetik yapısının ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalıştık. Dolayısıyla bugünkü yapacağımız sunumlardan bir tanesi NOS3 ve PER3 gen varyantlarına ilişkin madde kullanım bozukluklarının öngörülmesine ilişkin iki farklı ayrılma kriterinin birisi Gini Index, birisi bilgi kazanma, information gain olarak geçen bilgi kazanma sınıflandırılmasını kullanarak bir karar ağacı oluşturulup oluşturulmayacağının analizini yapmaktır. Şimdi literatürde madde kullanım bozukluğu ile ilgili birçok aslında hali hazırda anlaşmazlık bulunuyor. Çünkü madde kullanım bozukluğu çok geniş bir tanım. Bir kısım literatürde substance use disorder olarak geçiyor. Bir kısım literatürde de substance addiction olarak geçiyor.
Substance Use Disorder'ın aslında tam karşılığı maddeyi kullanma bozukluğu. Fakat substance addiction dediğinizde burada da bir bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğiniz zaman esasında bir maddenin dürtüsel olarak aranması ve madde kullanma davranışının kronik, tekrar eden, sonunda beyni etkileyen, duygu durum ve kognisyonda değişiklik gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olması şeklinde tanımlanıyor bu ikisinin birleşkesinde. Dolayısıyla aslında maddenin doğru kullanılmaması, bu ilaçlar da olabilir veyahut da bağımlılık yapıcı diğer maddeler olabilir. Öncelikle esasında genetik bir takım eğilimlere ihtiyaç duyuyor. Genetik eğilimlerin ardından beyindeki bir takım yapılanmaların bozulması ve sonrasında o maddeye ihtiyacın duyulması ve sonrasında da bunun davranışa, tekrar eden davranış bozukluğuna yönelmesine neden olan çalışmalar bunları gösteriyor. Şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Aynı İnsan karar verme algoritmasına benzeyen karar ağaçları algoritmasının genetik bilgilerin girilmesi, yani gen varyantlarının girilmesi ve eğilimin davranışa olan etkisini öğrenip bunun çıktısını verip veremeyeceğini analiz etmekte. Bu kapsamda biz elde etmiş olduğumuz bir veri tabanımız var. Bu veri tabanımız Sacide hocamızın diğer arkadaşlarıyla beraber yapmış olduğu başka çalışmalarda elde edilmiş veri tabanından oluşuyor. Yani retrospektif dataları kullandık. Esasında datalar 250'ye yakındı. Fakat içerisinde eşit düzeyde kadın ve erkek bilgileri içerilmediği için biz sadece 211 tane erkek verisini bu veri tabanının içerisine dahil ettik. Yine bu 211 veri erkek verisini ayıklarken yine bazı şeyler vardı, sıkıntılı veriler vardı. Onları da veri tabanını tekrardan ayıklama sırasında ayıkladık ve en sonunda 18-25 yaş arasında ortalama yaşları da 28.66 olan 18-50 yaş arasında, burasını yanlış yazmışız, düzelttik ama kaydedilmemiş, kusura bakmayın. 18-50 yaş arasında ortalama yaşları da 28.66 olan 211 tane erkek bireyin madde kullandığı %100 bilinen, teşhis edilmiş ve tedavisi sürmekte olan 211 erkek verisi üzerinden analizimizi gerçekleştik, veri tabanı analizine. Burada hocalarım bu verileri toplarken birçok gen ve gen varyantına bakmışlar. Ve sonrasında da davranış bozukluğu olarak işte bu maddeye bağlı veya madde kullanımından sonra ortaya çıkan psikotik belirtiler, ailede daha öncesinde bulunan psikiyatrik öykünün olup olmaması, intihara teşebbüsünün varlığı gibi bilgileri de almışlar. Bunun yanı sıra madde kullanımının sürekliliği, çünkü bir kısmı bir süre kullanıp uzun soluklu ara verip sonra tekrar kullanmaya devam etmiş, bir kısmı hiç bırakmadan kullanmaya devam etmiş. Bir kısmı sadece sentetik kannabinoid ve kannabinoid kullanırken bazıları da bu maddelerin yanına işte eroin gibi ya da işte ekstazi gibi çeşitli nedenlerle başka maddeler de ekleyerek çoklu bir şekilde kullanmaya başlamışlar. Bir kısmı madde kullanmaya bağlı olarak ceza ehliyeti olmuş. Yani bunlar adli suçlara karışmışlar. Burada tabii tam ayrıntılı olanlar da vardı, olmayanlar da vardı ama ceza ehliyetinin olmasının sebebi işte maddeyi aldığı için cesaretle işte bir takım suça sürüklenenler veya maddeyi sağlayabilmek için suça sürüklenenler de vardı aralarında. Fakat biz bunu veri tabanında tam anlamıyla olmadığı için bunu saf dışı bırakıp sadece ceza ehliyeti olup olmadığını, cezaya adli suça karışıp karışmadığına var yok şeklinde baktık. Dolayısıyla bu çalışmada NOS3 ve PER3 genlerinin ve gen varyantlarının psikotik belirtinin oluşması, ailedeki psikiyatrik öyküsünün varlığı ve intihara teşebbüsün varlığı açısından karar ağacı algoritmalarının iki farklı ayrışım kriterinin kullanılmasıyla öngörümü yapıp yapmayacağını elde etmeye çalıştık. Şimdi sonuçlara bakarsak eğer, esasında biz bu çalışmayı planlarken literatürü de çok ciddi şekilde araştırdık ve bu araştırmalarımız sonucunda maddenin kullanılması yönündeki eğilimin oluşturulması için NOS3, PER3, COMT, DRD2 gibi genlerin ve gen varyantlarının çok önemli olduğunu tespit ettik. Buyurun. Soru yok galiba, değil mi? Bir ses geldi, ben soru var zannettim. Dolayısıyla bu iki geni aldığımızda NOS3 ve PER3 açısından baktığımızda birinci görmüş olduğunuz sütunlar, eğer benim cursor'ımı görüyorsanız şu alan, information gain ile yapılan
Şu altta kalan alanda Gini indeks ile yapılan ayrışım kriterinin kullanılmasıyla kurulan ağaçların sonuçlarını gösteriyor. Birinci kısımda, yani şurada üst tarafta information gain ile yapılan ağaçta sadece NOS3 ve PER3 gen varyantlarının giriş olarak kullanıldığı, çıkışta da psikotik bulgunun var olup olmadığının sonucunun çıkartılmasının beklendiği bir ağaç algoritması kuruldu. Burada hiç farkı olmayacak şekilde hem Gini indeks ayrışım kriteri hem de information gain ayrışım kriteri kullanıldığında makinenin doğruluk oranı %46.03 olarak elde ediliyor. Fakat burada hani recall ve precision'larına baktığınız zaman, daha derinine inip recall ve precision'larına baktığınız zaman esasında makinenin doğruluk açısından %50'nin üzerine çıktığını görebiliyorsunuz. Hata bağlamında da %25'in altına inmediğini görüyorsunuz. Gini indekse baktığınızda yine %46'lık oranda doğruluk oranı var, information gain gibi. Burada da yine precision ve recall değerleri %50'nin üstünde ve yanlış bulma değerlerinde %25'in altına inmediğini görüyorsunuz. Şimdi bunu bulduğumuz zaman bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Sadece genlerin girilmesi, sadece eğilimin analiz edilmesi acaba hani makinenin öğrenmesinde daha başka şeyler, bir davranışla ilgili bir bilgi de ekleseydik, makine daha hızlı öğrenip daha doğru tahminler yapabilir miydi şeklinde bir düşüncemiz oluştu. Ve giriş attribütlerinin içerisinde, yani sadece NOS ve PER bilgilerini girmektense bu kişilerin davranışlarına ilişkinde bilgileri koyduk. Neydi bu davranış ilişkili bilgileri? Maddeyi ne kadar sıklıkla kullandı? Yani hiç ara verip verdi mi, yoksa sürekli mi kullandı? Veyahut da işte kaç yaşında başladı? İlk defa kaç yaşında maddeye başladı? Ve çoklu madde kullanıyor mu şeklinde bilgileri de giriş olarak verdik gen eğilimlerinin yanı sıra. Böyle olduğunda psikotik bulgunun varlığında bir anda doğruluk oranlarının %53.97'ye çıktığını, information gain bağlamında baktığınızda, yani bilgi kazanımı bağlamında baktığınızda pozitif etkisi olduğunu, tabii Gini indeksinde de pozitif bir etkisi olduğunu gördük, fakat information gain kadar fazla bilgi kazanımı, doğruluk bilgisi kazanımı bize sağlamadı. Dolayısıyla hani class recall ve precision değerlerine de baktığımızda yine bunlarda da yükselmeler olduğunu görüyoruz. Fakat aslında genin tek başına girmesi, bu bilgilerin çok da fazla olmadan, eğer bir veri tabanında daha fazla 211 tane erkek veri değil de daha farklı etnik kökenlerde insanların olduğu daha geniş kapsamlı bir veri tabanı elde etmiş olsaydık, bu değerin çok daha yüksek, sadece gen bilgilerinin girilmesi çok daha yüksek bir orana geleceğini, sonucuna varmamızı sağladı. Ağaçlara baktığınızda da tabii burada her ne kadar information gain kriterinde birazcık daha yüksek çıksa da burada şöyle bir dezavantajı var. Information gain kullanıldığı zaman daha fazla, yani kök aynı. Bakın her ikisinde de NOS3 köküyle ağaç başlıyor. Yaprakların dağılımlarına baktığınızda da burada 3 tane budaklanma görüyorsunuz. Burada da yine 3 tane budaklanma görüyorsunuz. Fakat buradaki 2 budak daha sonrasında tekrar üçerli şekilde budaklanarak onlar da kendi aralarında budaklanıyorlar. Yani saf yaprağa ulaşma hızı burada birazcık daha fazla dallanma ve yapraklanma olduğu için buradaki süre, buradaki süreye göre biraz daha milisaniye bağlamında da olsa daha uzun soluklu sürüyor. Yani en kısa sürede ağacın kurulması bağlamında bakıldığında doğruluk oranı her ikisinde de %46 olmasına rağmen Gini indeksin kullanılması halinde daha hızlı bir ağaç yapılanmasının oluştuğunu, saf yapraklara daha hızlı varıldığını gördük. Çoklu madde kullanımının varlığına bakıldığında ise yine iki şekilde baktık. Sadece NOS ve PER gen varyantlarının girilmesi ve bunların içerisinde maddeyle ilişkili davranış bozukluklarını da içeren bilgilerin üretilmesini. Burada görüldüğü zaman aslında sadece genler girdiğinde %55.56 gibi her iki tarafta da bir doğruluk oranına bulurken maddeye ilişkin davranış bozukluğunu girdiğimiz zaman %47.62 gibi bir seviyeye düşürüyor. Tabii ki hani bu ikisinin arasında bu kadar küçük bir veri tabanında çok önemli bir fark değil bu. %50'ye vurduğunuzda çok küçüğe gelir. Çünkü zaten baktığınızda recall ve precision değerleri de bunu bize öngörmemizi sağlıyor. Fakat veri tabanı daha da büyümüş olsaydı, daha da fazla büyük bir veri tabanına sahip olmuş olsaydık, o zaman bu doğruluk oranları arasındaki fark açılacaktı. Yani buradan da şunu görüyoruz esasında. Sadece gen varyantlarının bilgisini verdiğinizde davranışlarla ilgili kestirim çok daha keskin bir şekilde makine tarafından öğrenilip çok daha yüksek doğruluk oranlarında bir bilginin edinmesini sağlayabiliyor, öngörünün yapılmasını sağlayabiliyor.
Yine buradaki ağaç yapısına da baktığımızda Gini indeksle kurulan ağaç yapısında aynı ağaç kökünden başlıyor. Dallanmalara baktığımızda da ilk dallanma her iki tarafta da üçlü görünürken yine information gain bağlamında daha fazla dallanmayla saf köklere, saf yapraklara ulaşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yine daha hızlı bir algoritmanın kurulması talep edildiğinde Gini indeks kriterinin kullanılması daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşacağımızı göstermektedir. Adli öykünün varlığına baktığımız zaman da burada da yine sadece gen varyantlarının girmesi doğruluk oranlarını her iki tarafta %53.97 oranında bize verirken burada önemli bir şekilde adli öykünün tabii ki içerisinde barındırmış olduğu maddenin yaptırmasına yönelik yani maddenin karşı taraftaki eylemi gerçekleştirmesine yönelik etkisine ilişkin bilgileri de girdiğiniz için, davranış bilgilerini de girdiğiniz için burada ciddi oranda bir yüksek doğruluk oranına sahip olmaya başlıyorsunuz. Yani adli öykünün varlığı aslında sadece genetik değil, yani tüm literatürle de simetrik bir şekilde bir cevap çıkartıyor. Çevresel faktörler, aile ortamındaki edinilen deneyimler, İşte arkadaş çevresinde edinilen deneyimlerin, genetik eğilimlerin daha da fazla katlanmasına neden olduğu literatürüyle paralellik göstererek bu bilgilerin girilmesi halinde de %57.14'lük bir doğruluk oranına sahip olmamızı ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla buradaki ağaç yapısına da bakıldığında yine information gain kriteri kullanılarak A tarafında görmüş olduğunuz ağaçta burada şöyle bir durumda oluşuyor tabii. Eğer ki Gini ile ağacı kurarsanız PER3VNTR gen varyantıyla ağaç köklenirken information gain kriteriyle kullandığınızda NOS3 RS işte 179 küsürlü olan gen varyantının ağacın kökü olarak oluştuğunu görüyorsunuz. Ama her iki sonuçta da esasında yine 3'e dallanarak hızlı bir şekilde cevaba ulaştığını görüyorsunuz. Tabii bunlar da yine literatürle çok ilişkili öğrenmeler. Yani bunu bu NOS3-RS gen varyantının veya PER3VNTR gen varyantının adli öyküyle ilişkili olduğuna dair birçok çalışma bulunuyor. Yani burada da ağacın kökünün makine tarafından doğru bir şekilde saptandığını, bilginin yoğunluğunun olan gen varyantının doğru bir şekilde tespit edildiğini ve sonrasında da davranışa doğru olan kriter yapraklarında doğru bir şekilde açıldığını görüyoruz. Yine burada Gini indeksin daha hızlı ağaç yapılanmasıyla daha çabuk saf yapraklara ulaştığını, information gain kullanıldığında da daha fazla işlem yapılarak yapraklara ulaştığını görebiliyoruz. Tartışmasına gelince de az önce de söylediğim gibi yani madde bağımlılığı genetik eğilimlere çok ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Tabii bunun yanı sıra dışarıdaki etkilere karşı da davranış bozukluğunun oluşmasıyla da ilişkili. Özellikle Kloninger'in 1982'li yıllarda yapmış olduğu kendine zarar verme yani harm avoidance olarak geçen kendine zarar verme ve yenilikçilik arayışı olarak geçen novelty seeking davranışlarında NOS3 ve PER3 genlerin COMT ve DRD genlerinin çok etkili olduğuna yönelik çalışmaları bulunuyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında esasında adli suça sürüklenme kişilerin zarardan kaçınma davranışlarında düşük profil gösterdikleri, yenilikçilik arayışı davranışlarında da yüksek profil gösterdikleri anlamına gelir. Bizim burada görmüş olduğumuz makinenin öğrenme çıktılarındaki doğruluk oranları da yine bireylerin kişilik analizleriyle tutarlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla bizim burada asıl edinmek istediğimiz şey acaba gen varyantlarının verilmesiyle kişinin davranışının öngörülmesine yönelik bir öngörü sistemi yapılabilir mi sorumuzun cevabı evet olmuştur. Peki biz burada ne gibi kısıtla karşı karşıya kalmıştık? Bizim kısıtımız sadece erkek, sadece İstanbul'da toplanmış veri tabanı ve sadece 211 kişiden oluşmuş olmasıydı. Halbuki tüm dünyadan elde edilmiş kadın ve erkeklerin olduğu, daha geniş yaş aralıklarındaki insanların olduğu, kişilik profilleriyle ilgili daha fazla bilginin olduğu bir veri tabanımız olması halinde esasında madde kullanma davranışının da daha kişilerin maddeye kullanmaya başlamadan önce ilişkili genlere sahip olmaları konusunda da veyahut da bu genlerin varoluşunun bilinmesi halinde de ilerleyen hayatlarında böylesi davranış bozuklukları gösterme ihtimallerinin öngörülmesine yönelik sistemlerin tasarlanmasında
büyük önem taşıyacak sonuçlar çıkartabileceğimizi göstermiştir. Dolayısıyla biz bu kapsamda bu ilk olan çalışmamızda kurmuş olduğumuz hipotezde böyle bir yapılanmanın olmuş olma ihtimalinin yüksek olduğuna yönelik bir çıkarımda çıkarım sağlamış bulunmaktayız. Evet, diğerini daha sonra sunacaktım değil mi hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Hocam merhabalar. Merhaba, Deniz Hanım birazdan size geleceğiz. Ben de onu söyleyecektim. Soru varsa hocam siz alın. Deniz tamam. Hanım geldi Deniz tekrar. Hanım'a sorumuz var mı acaba arkadaşlar? Güzel bir sunumdu. Gerçekten biyoinformatik alanında makine öğrenmesi analizi gerçekleştirilmiş. Evet, soru bekliyoruz. Sorusu olan arkadaşımız var mı? O zaman ben sorayım İnci Hanım. İnci Hanım, doğruluk oranlarınız olsun, recall değerleriniz olsun, karar ağaçlarıyla düşük çıkmış. Başka evet. Sınıflandırıcı algoritma kullandınız mı acaba? Kullandım hocam. Neural Network ile de yaptık. Convolutional Neural Network algoritması ile yaptık. Tabii onlar da daha yüksek çıkıyor ama şimdi her tarafta kısıtımız şu. 211 ve çok hani spesifik bir profil üstünde, popülasyon üstünde çalışıyoruz. Yani daha etnik açıdan geniş, daha hani hem kadın ve erkeğin olduğu, daha geniş yaş grubu açısından ve daha fazla esasında davranışa ilişkin bilgi olsaydı o zaman convolutional neural network de çok yükseliyor. Bizim burada karar ağacı kullanmamızın sebebi insan düşünme algoritmasına en yakın olan oldu. Yani naive bias ile yaptığımız zaman burada koşullar koymamız gerekiyor. Ben bunu bir de analitik hiyerarşik prosesi weight'leri kullanmak için de hesapladım. Ama orada belli bir hani kişinin kendisine dair bir takım ön yargılarını da iliştirdiği için orada birazcık benim de hani katkım olacaktı. Bunlardan sıyrılmak açısından aslında karar ağaçlarını ilk çalışmada kullandım. Yoksa naive bias'le de neural network algoritmalarıyla da daha yüksek başarım oranlarını elde ediyoruz. Fakat dediğim gibi içine birazcık daha ön yargı girme durumu olabiliyor. Bunu önlemek açısından aslında. Peki chi-square denediniz mi? Anladığım kadarıyla Gini-Index ile Infogain üzerinde gitmişsiniz. Ama zaten bunlarda akuraside farklılık olmaz. Siz sadece orada ağacın yapısının oluşmasındaki farklılığı göstermek evet. istiyorsunuz. Kökü aynı yerden gelecek mi? Çünkü Information Gain ile Gini-Index'in aslında altındaki matematik yapısı biliyorsunuz. Bir tanesi entropi tabanı kullanıyor. Evet. Bilginin hani yerleştirildiği şey havuz çok farklı. Ama ne kadar farklı alandan gelse de bilginin başlangıcı gördüğünüz gibi her iki algoritma da aynı kökten yaklaşık başlıyor. Diğer bir tanesine sadece farklı iki kök çıktı ama onlarda da literatürle çok ilişkili iki kök çıktı. Yani onların içerisinde dört farklı gen varyantından giriyoruz. Mesela diğer ikisinden bir tanesi olsaydı o zaman şüphe duyacaktım. Gini Index doğru yapmıyor mu acaba deyip tekrardan koşturmak zorunda kalacaktım ama yine literatürle eşdeğer çıktı. Evet, yani sadece bunlar tabii ki performans değerlerinde bir değişiklik olmaz. Evet. Bunlar farklı yöntemler değil. Sadece bunlar bölünme kriterleri. Belki kaçverde denerseniz belki farklı bir yani üçüncü kullanılan bir yöntem bölünme kriteri ağacın. Onda belki başka bir ağaç modeli ortaya çıkabilir ama çok farklı olacağını düşünmüyorum ben de. Evet, teşekkür ediyorum. Yani performans açısından değil de kökler burada çok önemliydi. Evet. Aslında ben hani 211 veriyle zaten böyle %90'lık bir performans beklemiyordum yaparken de yani işe başlamadan önce de. Ama burada bizim temelde görmek istediğimiz şey makinenin öğrenirken literatür bulgularıyla eşit bir şekilde kökü bulup bulamayacağıydı. Bunun bulabildiğini gördük yani kıymeti evet. buradadır çalışmanın. Evet. Kaç kere denemediniz ama değil mi? Yok denemedim ama şimdi bugün akşama doğru deneyeceğim. Sizinle bilgileri de paylaşırım. Evet, tamam bekleriz tabii. Tamam. Teşekkür ediyorum İnci Hanım. Ben hani enformatik bölümünü İstanbul Üniversitesi'ni iyi biliyorum. Sevinç Hanımlar var orada. Zeki Bey var. Bildiğim. Evet. Ben hani sizi isminizi yeni duydum yalnız. Ben 6 senedir enformatik bölümündeyim ama hocam biliyorsunuz bizim üniversite ayrılmadan önce mühendislik fakültesinde ben görevliydim. Üniversite ayrıldıktan sonra daha aktif bir şekilde enformatik bölümünde görev almaya başladım. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Keyifli dinledik. Evet. Şimdi Deniz Açlar Öner. Biraz önce koptunuz. Şimdi hazır mısınız acaba?
Hazırım hocam. Ben F5'e tıkladığımda basınca koptu sanırım. Ben başladım ama sonra bağlanamadım tekrar. Olsun, tamam. Sıkıntı yok. Lütfen paylaşır mısınız ekranınızı? Tamam. Şu an görebiliyor musunuz? Sıkıntı var mı? Bekliyoruz şu anda. Yani F5'e basmayayım ben bu sefer. Çünkü beni atıyor galiba, anlamadım. Tamam, güzel. Basmadan devam edelim o zaman. Tamam, basmayayım. Tekrar merhaba. Ben öğretim görevlisi Deniz Ayşılar Öner. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevliyim. Çocukluk çağı akut lenfomiblastik lösemide CBS geninin in silico analizi adlı çalışmamı sunacağım. Akut lenfoblastik lösemi çocukluk çağındaki tüm neoplastik hastalıkların %30'unu oluşturan gelişim çağının en yaygın malignitesidir. Hematopoyetik kanser kök hücresinden köken alan hücrelerin anormal farklılaşması ve çoğalmasıyla karakterizedir. Farklılaşan ve çoğalan hücreler kemik iliğinde birikerek normal kan hücrelerinin büyümesini ve farklılaşmasını baskılamaktadır. ALL'nin genetik açıdan incelenmesi için pek çok metabolik yolak araştırılmıştır. Özellikle folat metabolik yolağı, DNA metilasyonu dahil temel metilasyon reaksiyonlarında S-adenozil metiyonin ve metiyonin sentezi için gerekli olduğundan lösemi gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Folat, DNA sentez ve tamirinde, eritrosit ve lökosit sentezinde, serum homositein düzeyinin düşürülmesinde, büyüme gelişmede, sinir gelişimi ve beyin fonksiyonlarının sağlanmasında, kanser ve ivme gelişiminin önlenmesinde rol almakta. Hücre metabolizması için gerekli olan çok önemli substratlardan birisi, DNA'nın timin, adenin ve guanin bazlarının sentezi için gerekli tek karbon ünitesini sağlamakta. Bundan dolayı da düzenleyici molekül olarak işlev görmektedir. Folat eksikliğinde metiyonin yapımı azalmakta ve hücre içi SEM düzeyi düşmekte. Bunun sonucu olarak DNA'da sitozin ve timin metilasyonu bozulmakta, hücrelerin bölünmesi sırasında metafaz ve anafazda ilerlemeler durmakta. Normal DNA metilasyonunu sürdürmek için de S-adenozin homositeinin sürekli olarak homositeine hidrolizi gerekmektedir. Folik asit eksikliğiyle metil gruplarının dağılımında meydana gelen varyasyon, neoplastik dönüşümle ilgili olan iki hücresel süreçle ilişkilidir. DNA metilasyonu ve DNA sentezi olarak. DNA metilasyonu onkojenik fenotipte 3 şekilde yansıyabilir. Birincisi hipometilasyon olarak olabilir. Bu sitozin-guanin adacıklarındaki metilasyon kaybıyla genomik kararsızlık şeklinde yansıyabilir ve onkojen aktivasyonuna yol açar. İkincisi hipermetilasyon şeklinde olabilir. Bu da promotor bölgelerin, tümör baskılayıcı genlerin susturulması şeklinde olabilir. Üçüncüsü de DNA metilasyonunu içeren sekansların deaminasyon, UV kaynaklı mutasyonlar ve karsinojen kaynaklı mutasyona uğraması şeklinde olabilir. Bir de DNA sentezi ile ilişkilidir dedim. DNA sentezi bozuk olduğu için hücreler bölünemez. Ancak RNA sentezi devam etmektedir. Bu yüzden de hücreler giderek büyür, ekspresyonu olur ve makrositik hal alır. Bundan dolayı eritrositlerde oksijen kapasitesinde, taşıma kapasitesinde bozukluklar olabilir. Lökositler açısından baktığımızda da yeteri kadar bölünme olamadığından enfeksiyonlara açık hale gelir. Çünkü immünoglobinler yeterli sentezlenememekte, immün cevap yetersizliğine yol açmakta ve lösemiyle ilişkilendirilmektedir. Folat içeren besinlere de değinmek istedim. Özellikle yeşil yapraklı besinler, baklagiller, kuru yemişlerde çok fazla var. Bunları yememiz gerekiyor. Çalışmada CBS geni, yani cystathionin beta sentez genini ele aldım. Homocysteine ve serinden cystathionin sentezlenmesini katalizler. Önemli bir gendir. CBS enzimini kodlar. Kromozomun 21. bölgesinde uzun kolunda lokalize olmuştur ve 23 eksondan oluşur. Cystathionin beta sentaz genindeki mutasyonlar homocystinuriye neden olur. Bu enzim eksikliğine bağlı olarak homocystein
sistat yönüne dönüştürülemez. Dolayısıyla homosistein seviyesi artar. Fibroblast, eritroblast ve lenfositlerdeki CBS aktivitesi azalır. Transsülfürasyon yoluyla homosistein katabolizması bozulur. Sistein miktarı azalır. Bundan dolayı immünoglobulin eksikliği, immün yetmezlik ve kanser gelişimi söz konusu olur. Amaç kısmına baktığımızda çalışmada CBS genindeki yanlış anlamlı varyantların hastalığa yatkınlıkta önemli rolü olabilecek protein yapısı ve stabilizasyon üzerindeki olası zararlı etkilerinin in silico yöntemler kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. CBS genindeki missense varyantlar Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi teknik nötit polimorfizm veri tabanından elde edilmiştir. Bu gende patojenik missense varyantların bioinformatik analizleri sekans homolojilerine, protein dizilerine ve profil bilgilerine dayalı analiz programları kullanılarak yapılmıştır. Yöntemde sırasıyla NCBI'den veri çekimi, daha sonra Shift, Polyfan 2, IMUTANT ve HOP yazılımları kullanıldı. Shift yazılım aracı bir amino asit substitüsyonunun protein fonksiyonunu etkileyip etkilemediğini dizi homolojisine ve amino asitlerin fiziksel özelliklerine dayanan yöntem ile tahmin eder. Bu amino asit değişimi 0.05'ten küçükse vücuda zararlı olarak öngörülür. 0.05'ten büyükse de tolere edilebilir şekilde öngörülmektedir. Polyfen 2 yazılım aracı bir amino asit değişiminin proteinin yapısı ve işlevi üzerindeki olası etkisini doğrudan fiziksel ve karşılaştırmalı değerlendirmeler kullanarak tahmin eder. Tahmin sonuçlarında zarar verici ya da tehlikesiz şeklinde elde edilir. IMUTANT da mutasyon nedeniyle meydana gelen protein stabilite değişimini protein yapısından ya da protein dizisinden tahmin etmek üzere optimize edilmiştir. HOP yazılımı bir protein dizisindeki nokta mutasyonun yapısal etkilerini analiz eder. Yabanıl ve mutant tip amino asit kalıntılarının proteinin 3 boyutlu yapısına etkilerinin tahmin edilmesini sağlar. Sonuçlarım CBS geninde toplam 6018 varyant bulunduğunu ve bunların 495 tanesinin yanlış anlamlı varyant olduğunu göstermiştir. Bunlardan da 24'ünün patolojik varyant olabileceği bioinformatik analizlerle belirlenmiştir. Tabloda missense varyantların SNP, RS numaraları, referans allelleri, değişen allelleri, amino asit değişimi, shift, polifen 2, mutant sonuç ve skorları görülmekte. Bu zararlı olarak tespit edilen varyantlarda amino asit değişiminin protein stabilizasyonu üzerine görmek için de bir modelleme yaptığımızda tablo 2'de her missense varyantın modellemesini görüyoruz. 24 missense varyant. Sol tarafta yabanıl tip ve sağ tarafta mutant amino asitler ve özellikleri görülmekte sırasıyla. Sonuç olarak çalışmada kullanılan in silico teknikler ile nükleotit değişimlerinin protein üzerindeki olası zararlı etkilerini belirlemesi hayvan deneyleriyle yapılacak çalışmalara alternatif çözümler sunabilir. Ve nihayetinde lösemi ile ilişkilendirilen CBS geninde zararlı olduğu tespit edilen varyantların belirlenmesi araştırmacılara yapacakları deneysel çalışmalarda hem ön bilgiler sunması açısından hem de zaman ve maliyet kaybını önlemek açısından değerli olacaktır. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Bu kadar benim. Evet, biz teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Sağ olun. Soru var mı acaba? Soruları alalım. Evet, Deniz Hanım soru yok. O zaman ben hani sorayım size. Tabii. DNA metilasyonunun kanserin oluşumunda etkili bir epigenetik bir mekanizma olduğu artık biliniyor. Hani bu çok hani sizin burada bahsettiğiniz olayda DNA ben tam olaraktan bu yani DNA metilasyonuyla ilişkisini birkaç cümleyle bize bir daha açıklayabilir misiniz? Tam olaraktan yaptığınız çalışmadaki hastalıktaki rolünü.
DNA metilasyonu folat yolağıyla ilişkili. Folat yolağına baktığımızda hem metiyonin yolağında metilen tetrahidrofolat redüktaz enzimiyle ilişkisi var. Hem de DNA sentezi ve metilasyonla ilişkisi var. Çünkü folat yetersizse eğer metilasyon kısmında metillenme olmuyor. Yani SEM homositeine dönüşemiyor. Homositein de sistatyonine dönüşemiyor. Eğer bu gende bir bozukluk varsa işleyiş baştan bozuk gittiği için bu da proteine yansıyor. O yüzden bu geni ele aldım. Evet. Bence de hani güzel bir özellikle diyorum bu tümör baskılayıcı genlerin susturulmasında bayağı bir rolü var bu. DNA metilasyon, epigenetik mekanizmanın. Evet, evet. Tabloda da verdiğim gibi 3 farklı aşamada yansıyabilir onkojenik fenotipe. Evet. Bence çok güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağlık. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar Firdevs Korkut'la devam edeceğiz. Kompozisyon moment vektör özetelik yöntemiyle SARS-CoV-2 ve insan proteinleri arasındaki virüs konakçı etkileşimlerinin incelenmesi. Şimdi Firdevs benim öğrencim ama sunusunun son halini görmedim. Umarım Firdevs güzel bir sunum hazırlamışsındır. Diğer hocam. Üç öğrencimin ikisininkini gördüm ama seninkini göremedim. Senden gelmedi. Ben de burada göreceğim. Konuşmuştuk ama nasıl bir sunum hazırlayacağına dair. Evet Firdevs. Sahne senin. Buyur. Ekranını paylaş. Ve tamam, sunumunu gerçekleştir. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Firdevs Gül Korkut, Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ekranım gözüküyor mu? Hocam. Evet geliyor. Ekran şu anda karşımızda. Kompozisyon moment vektör öz nitelik yöntemiyle SARS-CoV-2 ve insan proteinleri arasındaki virüs konakçı etkileşimlerinin incelenmesi konumuz. Sunum planı, çalışmanın amacı, teorik açıklamalar, veri setinin açıklanması, yöntemler ve sınıflandırma, performans analizi ve sonuç. Çalışmanın amacı, dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden COVID-19, 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir. COVID-19 hastalığı SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu yeni tip koronavirüstür. Biz bu çalışmada SARS-CoV-2 virüs proteinlerinin konakçı hücreler ile etkileşime girdiği yerleri makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmin ettik. Teorik açıklamalar. SARS-CoV-2 nedir? SARS-CoV-2 ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün genetik materyali RNA'dır. Enfekte olunduğunda RNA virüsleri hücrelerimizi daha fazla RNA yapmak için konak olarak kullanmanın yanında kendi RNA'sını korumak, hücreleri enfekte etmek için proteinler üretir. Protein nedir? Proteinler amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir. Her proteinin kendisine has özelliklerin olmasını sağlayan özel amino asit dizilimleri vardır. İnsandan virüse proteinlerin oluşumunda en çok kullanılan 20 çeşit amino asit vardır. Şekilde de gösterilmiştir. Uzun halleri 3 harfli kodlaması ve tek harfli kodlaması şeklinde. Veri setinin açıklanması. Veri seti 30.046 negatif, 20.375 pozitif veri olmak üzere toplamda 50.421 veri bulunmaktadır. Veri setimizde bulunan proteinler farklı boyuttadır. Amino asit sayıları farklıdır. Amino asitler veri setinde tek harfli kodlarla gösterilmektedir. Protein verilerinin makine öğrenmesi algoritmalarında kullanılması. Proteinler amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük organik bileşikler olduğu için
dizilim bilgisinin sınıflandırıcıya doğrudan verilmesi mümkün değildir. Sınıflandırma teorisine göre sınıflandırıcıya verilecek girdi, sabit uzunlukta nitelik vektörlerinin bir koleksiyon şeklinde olmalıdır. Bu nedenle proteinlerin sabit uzunlukta nitelik vektörleri şeklinde gösterilmeye ihtiyaç vardır. Şekilde veri setimizi temsil eden iki tane protein dizilimi bulmaktadır. Görüldüğü gibi tek hafle temsil edilmektedir ve uzunlukları amino asit sayıları farklıdır. Yöntemler ve sınıflandırma, öz nitelik çıkarım yöntemleri. Öz nitelik çıkarım yöntemleri veri seti mümkün oldukça sınıflandırıcı algoritmaları tanıtma işlemidir. Veri setimiz öncelikle nümerik bir veriye çevrilmelidir. Veri setimizdeki verilerin boyutları farklı olduğu için lamp-free, yani boyuttan bağımsız bir yöntem kullanmalıyız. Özellik çıkarım yöntemleri, amino asit kompozisyon, kodlama yöntemiyle 20 farklı amino asidin protein dizilimindeki frekanslarına bakarak öz nitelik çıkarır. Amino asit çifti, bu yöntemde ise dipeptidin protein dizilimindeki geçme sıklığı diğer dipeptitlerinki ile kıyaslanır. Burada görüldüğü gibi amino asit kompozisyon ve amino asit çifti kodlama yöntemleri frekans bilgisini kullanırken konum bilgisini göz ardı etmektedir. Bu çalışmamız için en verimli öz nitelik çıkarım yöntemi olan kompozisyon moment vektörü kullandık. Kompozisyon moment vektör bir özellik çıkarım yöntemidir. Bu yöntem dizi uzunluğundan bağımsız olarak eşit uzunlukta öz nitelik vektörleri üretmektedir. Kompozisyon moment vektör yöntemini proteinlerin amino asit dizilim yapısında hem konum hem frekans bilgisi kullanılarak öz nitelik vektörü çıkarılmıştır. P herhangi bir protein. AI bu proteinin amino asit dizisi içerisinde geçen A'ncı amino asidi olsun diyelim. Bütün proteinler, amino asitler, 20 tane amino asidimiz var, şu şekilde gösterilmektedir. Tek harfli olarak. Bunlar her biri sırasıyla X1, X2, X20'ye kadar değişkenlere karşılık geldiğini düşünelim. N boyutundaki bir amino asit dizisine sahip bir protein I'den 20'ye kadar gitmektedir. I için 1'den 20'ye kadar gitmektedir. K değeri ise 0'dan büyük ve eşit olmalıdır. K'ncı dereceden moment vektör denklemine göre hesaplanır. Şu aşağıda görüldüğü gibi. Şu aşağıda ifade ettiğimiz gibi N i'ci i'nci amino asidin j'inci lokasyonudur. Burada lokasyon formülün şurasında lokasyon bilgisi verilirken şurada da frekans bilgisini elde etmekteyiz. Yani ikisini birlikte kullanabileceğimiz bir metottur. Sınıflandırma algoritmaları KNN, K en yakın komşu algoritması teorik ve basit sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Bu algoritma sınıflandırılacak olan yeni örneğe veri setinden en yakın mesafedeki K tane örneğe bakılır. Bir değer geldiğinde en yakın K kadar eleman alınarak gelen değerler arasındaki uzaklık hesaplanır. K değeri belli bir noktaya kadar başarı artırırken belli bir noktadan sonra başarıyı düşürebilir. Bu problemimize göre değişmektedir. Uzaklık hesaplama işleminde genellikle Euclid fonksiyonu kullanılır. Euclid fonksiyonu alternatif olarak Manhattan, Minkowski, Hamming fonksiyonları da kullanılabilir. Uzaklık hesaplandıktan sonra sıralanır ve gelen değer uygun olan sınıfa atanır. Random Forest denetimli bir öğrenme algoritmasıdır. Bu algoritmada sınıflandırıcı için amaç tek bir karar ağacı üretmek yerine her biri farklı eğitim kümelerinde eğitilmiş olan çok sayıda ağacın kararlarını birleştirmektedir. Farklı eğitim kümeleri için aynı dağılımlı rastgele özellik seçimi kullanılır. Karar ağaçlarını oluştururken her seviyedeki öz niteliği belirlerken önce bütün ağaçlardaki bir takım hesaplamalar yapılarak nitelik belirlenir.
Daha sonra diğer ağaçlardaki nitelikler birleştirilerek en fazla kullanılan öz nitelik seçilir. Seçilen öz nitelik ağaca dahil edilerek diğer seviyelerde aynı işlemler tekrarlanır. Navi Bayes bu bağımsızlık özellikleri kullanılan basit bir istatistiksel sınıflandırıcıdır. Bu önerme sınıf koşullu bağımsızlık olarak adlandırılır ve sınıflandırmada kullanılacak her bir öz nitelik ve parametrelerin istatistiksel açıdan bağımsız olması gerektiği ifade edilir. Bir sınıf etiketi herhangi bir öz niteliğin etkisi diğer öz niteliklerin var olup olmamasına bağlı değildir. Navi-Bayes sınıflandırıcı Bayes teoreminin bağımsızlık önermesiyle basitleştirilmiş hali diyebileceğimiz gibi bağımsızlık öz nitelik modeli diye de tanımlayabiliriz. Eğitim kümesiyle eğitilen Navi-Bayes sınıflandırıcı kullanılan öz niteliklerin her birinin sınıflarla olan ilişkisini olasılık oranı olarak hesaplar ve değerini içeren modeli çıktı olarak verir. Daha sonra Navi-Bayes sınıflandırıcı test örneklerini bu modeldeki öz nitelik sınıf olasılıklarını kullanarak öz niteliklerin bağımsızlığı varsayımı ile sınıflandırır. Sınıflandırma metriklerini karşılaştırdık. Navi-Bayes, Kainan ve Random Forest. En iyi sonucu bize Kainan verdi. Kainan öğrenme süreci ve güçlü ve kullanışlı olmasından dolayı zaten en çok kullanılan bir sınıflandırıcıdır. Bu verdiği sonuç beklenilen bir sonuçtu. Sonuç olarak gelecek Kainan'ın en başarılı sınıflandırıcımızdır. Gelecek çalışmamızda farklı öz nitelik çıkarım yöntemleriyle kimyasal ve yapısal özellikler dikkate alınarak daha iyi sonuçlar elde etmek amaçlanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de teşekkür ediyorum. Deneysel sonuçları çok hızlı geçtin yalnız. Neden öyle oldu? Aslında hani bu tür çalışmalarda deneysel sonuçlar üzerinde yorum yapmak gerekiyor. Orayı biraz hızlı geçtin. 3 tane sınıflandırıcı kullanıldı. Aslında sınıflandırıcı sayısı burada az. Peki sınıflandırıcıları seçerken ne gibi bir kriteri göz önünde bulundurdun? Sınıflandırıcıları seçerken hocam KNN'in güçlü bir öğrenme süreci olduğu için onu kullandım. Random Forest'ta birlikte çıkarım yöntemi kullanıldığı için onu kullandım. Navi-Bayes'te bağımsız olasılık sebebinden dolayı kullandım. Evet, yani Navi-Bayes diye çeviriyoruz Türkçe, değil mi? Olasılık tabanlı, KNN tembel öğrenme, Random Forest'ta karar aracı temelli bir ensemble yöntem olduğu için tercih ettin. Burada tabii ki baktığın zaman kompozisyon moment vektör yönteminin yani çok da iyi olmasa da yine de bir sonuç ortaya koyduğu görülüyor. Ve bu konuda bir challenging var yani. Daha çalışılabileceği görülüyor, değil mi? Evet hocam. Evet. Güzel. Yani buradaki amaç zaten protein dizilimlerini sayısal vektörlere çevirmekti. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sorusu olan arkadaşımız var mı? Sorular alalım. Çok sessiz bir oturum oluyor. Hiç soru gelmiyor. Evet. Bir soru soralım hocam. Lütfen Emre hocam. Buyurun. Bir de tebrik ediyorum çalışması için. Teşekkür ederim. Doğruluk değerlerine baktığımızda KNN ile Random Forest'ın yapı itibariyle birbiriyle hiç alakası olmayan sınıflandırma algoritmaları olsa da doğruluk oranlarının aynı olması bana ilginç geldi. Acaba bunun nedeni ne? Niye böyle oldu acaba? Hocam doğruluk değerlerini ben de hesapladığımda aynı gelmesi beni de meraklandırdı. Ama kesinlik değerlerinde bir farklılık görüyoruz. Doğruluk değerlerinde aynı hesaplamış, yani aynı sınıflandırmış, yani aynı sayıda sınıflandırma yapmış. Bunun Random Forest'ın da önemli karar ağaçlarının birleştirilmesiyle oluşturduğu için bence güçlü bir algoritma olduğundan dolayı aynı değer verdiğini düşündüm.
Evet, yani doğru. Random forest'ın kesinlik değeri biraz daha düşük. Kesinlik değerinin yüksek çıkması bize şunu gösteriyor anladığım kadarıyla. True pozitif değerinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bir pozitif sınıflandırılması gereken örneğin çoğunluğunun pozitif olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Yani burada dediğiniz gibi kesinlik değeri daha ön planda tutulabilir. Zaten doğruluk değerleri aynı çıkmış olsa da kesinlik değerinin aynı olmaması, duyarlılık değerlerinin aynı olmuş olsa da F-skorlarının aynı olmaması, confusion matrixlerinin de farklı olduğunu gösteriyor. Güzel. Yani bundan sonraki çalışmalarda hocamın dediği gibi deneysel çalışmalarınızı biraz da yorumlarsanız bence güzel olur. Yani %66 bu DNA dizilimlerinde anladığım kadarıyla iyi bir oran. Normalde bizim görüntü sınıflandırmasında çok yüksek başarım diye değerlendirmesek de anladığım kadarıyla burada sizin DNA dizilimlerinde, biyoinformatikte iyi bir başarım oranı değil mi? Evet hocam. Benim çok zamanını almayayım katılımcıların. Ben anladım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yok anladığım kadarıyla. Firdevs teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel sorunun için. Evet şimdi İnce Hanım hatta mısınız? Evet sözü hocam buradayım. Evet. Sizi tekrar sahneye alalım. Şu an görüntü geliyor değil mi hocam? Bir sıkıntı yok. Geliyor. Birinci çalışmada da söylediğim gibi aslında biz hani genlerin insan davranışlarındaki eğilimini analiz etmek için bu yola çıktık ve bu nedenle insan karar verme sistemine çok benzeyen karar ağaçları yöntemini kullandık. Şimdi neden iki farklı gen çifti diye bir soru sorarsanız o da şundan dolayı NOS3 ve PER3 genleri genelde biyolojik saatle yenilik arayışı davranışıyla ve az önce de söylediğim gibi kendine zarar verme davranışlarıyla birebir ilişkisi olan literatürde böyle ilişkisi olduğu bulunan gen varyantları. Ancak MB-COMT ve DRD2 genlerinin ve gen varyantlarının da daha çok beyin ödül sistemiyle bu beyindeki bu yolaklarla çok eğilimi arttırdığına yönelik çalışmalar var. Dolayısıyla aslında buradaki amacımız da ödül sisteminin yani burada birazcık daha bir önceki çalışmadan farklı olarak işin içerisinde sadece genetik eğilimler, epigenetik hafıza, epigenetik eğilimler ve davranışlar değil, aynı zamanda bozulmuş beyin yolakları, bozulmuş beyindeki karar verme, nörotransmisyon yöntemlerinde işe girdiği bir davranış ilişkisini bulmayı hedefledik. Yine buradaki amaçlarımız da aynı şekilde olduğu için ben sizin çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yine yöntemimiz de aynı şekilde direkt bulguların üstünden gitmek istiyorum esasında. Şimdi burada da baktığımız zaman yine bir öncekisiyle aynı şekilde çoklu madde kullanımı, adli öykünün varlığı ve intihara teşebbüsle ilişkili davranışları iki farklı şekilde inceledik. Fakat benim burada paylaştığım sadece genetik tarafının içeri alması. Yani ben burada biyolojik olarak insanın var olan inputlarını elde ettiğim zaman ki bu biyolojik inputlar da esasında sadece COMT ve DRD2 gen varyantlarının girişleriyle kişinin davranışına olan etkisini makinenin öğrenmesiyle öngörüp göremeyeceğine dair bir çalışma yapmaktı. Şimdi burada çoklu madde kullanımına baktığınız zaman çoklu madde kullanımı direkt beyindeki ödül sistemiyle ilişkili. Yani ne kadar fazla ödül alırsa o kadar çok tatmin. Yani bir taraftan adrenalin bağımlılığı da söz konusu bu durumda. Burada bakıldığı zaman doğruluk oranının çok yükseldiğini sadece genetik bilgilerin girişiyle yani MCOMT ve DRD2 bilgilerinin
varlıkları veya yoklukları ile ilişkili bilgilerin girişiyle doğruluk oranının %68.25 olduğunu görüyoruz. Yani bir önceki seferde hatırlıyorsanız %46'lar, %57'lerdeyken doğruluk oranımız, şimdi çoklu madde kullanımı ve intihara teşebbüs davranışı ile ilgili doğruluk oranlarında %68.25 ve %70.31'e çıkıyoruz. Hatta bunun içerisine farklı ekstra herhangi bir bilgi de eklemiyoruz. Buradaki düşük olan tek şey bir önceki sefer yüksek olan adli öykünün varlığı, ki o da bir önceki seferden daha da düşük bir şekilde değil, %46 oranında doğruluk veriyor. Fakat class recall ve class precision'lara da baktığınızda her taraftan, özellikle intihara teşebbüste bu konuda COMT ve DRD2 genlerinin, aynı zamanda bir gen varyantımız daha var, direkt intiharla ilişkili ciddi eğilimleri arttırdığını gösteren genler bunlar. Ve bakarsanız da burada doğruluk tahminlerinde %100'e varan sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla makinenin da hiçbir şekilde 211 kişiden oluşan, sadece erkekten oluşan çok kısıtlı bir bilgi ile aslında öğrenmeyi gerçekleştirdi. Bir de biz %80'i %20'lik eğitim kümesi ve test kümesi arasında dağılım yaptık. Dolayısıyla hani yaklaşık 147 kişinin bilgisinden öğrenip kalan yaklaşık bir 30 kişinin, 40 kişinin bilgisiyle öngörü yaptığını düşünürseniz esasında bu oranların çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Ve daha öncesinde de böyle bir çalışma yapılmaması da bu şekilde çalışmaların arttırılmasıyla daha farklı etnik kökendeki insanların hem cinsiyet hem ırk hem farklı coğrafyada yaşayan insanların da bilgilerinin girmesi halinde bu oranların çok yükseleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çoklu madde kullanımında beyin ödül sistemi, yine intihar teşebbüsünde beyin ödül sisteminin çok önemli olduğu düşünüldüğünde bu oranların esasında makine tarafından literatürle çok paralel doğrultuda bir öğrenmeyi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Adli öykünün varlığında yine az önce de söylediğim gibi burada çevresel faktörler, sosyoekonomik koşullar da çok önemli olduğu için, böyle bir bilgi girmediğimiz için diğer iki tarafa baktığımızda burada birazcık daha düşük ama diğerinden daha düşük olmayan bir öğrenme oranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Buradaki ağaçların köklerine baktığımızda yine literatürle birebir uyuşan bir öğrenmenin kök anlamında bilginin yoğunluğunu bulabildiğini makinenin görüyoruz ve özellikle çoklu madde kullanımında COMT var 158 metin ana kök olarak geldiğini ve dallanmanın da kendi içerisinde olduğunu, ekstra başka bir dallanmaya gitmediğini görüyoruz. Dolayısıyla en yoğun bilginin aslında bu gen varyantının üstünde olduğunu ve kendi içerisindeki bu taraflarda yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da tamamen literatürde elde edilmiş daha önceki çalışmalardan, farklı ülkelerde de yapılmış daha önceki çalışmalarla birebir taban tabana uyduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda da bu çok hızlı çıkan bir ağaç yapılanması oldu. Çünkü hani diğer tarafta gördüğünüz gibi birçok bir dal budak olmuyor. Direkt bir kökten yapraklara ulaştığımız bir çalışma. Adli öyküye baktığımızda yine bir önceki şeyi hatırlıyorsanız eğer, birçok kökten birçok dallanma ve sonrasında yaprağa doğru erişim vardı. Burada da yine COMT var 158 met direkt literatürle birebir eş şekilde saf yaprağa doğru gidiyor. İntihar teşebbüsünde ise yine literatürle tamamen aynı şekilde varsa var, yoksa yok şeklinde olduğunu gösteren çalışmalarla birebir eşit taban tabana oturuyor ve direkt bizim veri kullanmış olduğumuz veri tabanından COMT-DRD2 gen varyantlarının olması veya olmaması haliyle ilişkilendirilmiş bir küme yapıldığında saf kökün direkt 104 kişiyle olmadığına yönelik, 43 kişiyle olduğuna yönelik bir açılıma gidiyor. Dolayısıyla son olarak konuşmamız gerekirse, daha öncesinde daha ziyadesiyle makine öğrenme yöntemleri işte genlerin üzerinde bir sonraki dizide hangi işte protein gelecek veya bir sonraki olayda nasıl bir şey oluşacak şeklinde yapılan biyoinformatik alanındaki makine öğrenme çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılabileceğini göstermiş oluyoruz biz. Yani diyoruz ki genleri ve gen varyantlarına sahip olmakla bunun direkt beyindeki bir takım nörotransmisyonlarla ilişkili bilgiler hakkında da yine makine öğrenme yöntemleri kullanılabilir. Aynı zamanda bu iki bilgiyi birleştirerek biyolojik bir takım bilgilerin davranışa olan ilişkilerinin de makine öğrenmesiyle
öngörülebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da bize neyi sağlar? Çift taraflı bir ok halinde kullanmamızı sağlar. Belli davranış bozukluklarını gösteren kişilerde belli spesifik genleri aramamız konusunda yol göstericilik gösterebileceği gibi spesifik genlerle doğma ihtimali olan veya doğan çocuklarında ilerleyen zamanlarda hangi davranış bozukluklarını gösterebileceğine ilişkin öngörülerde bulunmamıza neden olabilir. Peki bu çalışmayı yaparken hani neden özellikle çok etkilendik? Benim daha öncesinde doktora döneminde yapmış olduğum endokrin sistemi üzerine böyle makine öğrenmesi üzerine çalışmalar vardı. O dönemde açıkçası bu kadar da popüler değildi. Hastalıkların sadece hasta yakınmalarından hangi hastalığa sahip olabileceklerine dair bir karar destek sistemlerinin tasarlanması çok popüler değildi. Bundan yaklaşık bir 13-14 sene öncesinde yapmıştık bu çalışmayı. Ve o zamandan her zaman benim aklımda şu kalmıştı. Yani kişinin suça sürüklenmesiyle ilgili olan öngörüler veya kişinin belli başlı bazı davranışlarının nedenliğiyle ilişkili olan veriler sadece sosyolojik tarafta değil de esasında bu bilgilerin işte sosyoekonomik, sosyokültürel ve biyopsikososyal açılardan makineye yüklenmesi halinde makinenin bunların içerisinde bir takım öngörülerde bulunarak ilerleyen zamanlarda işte belli başlı daha nitelikli personel yani daha nitelikli bir kişilik yapısının oluşmasında bize destek verip vermeyeceği konusunda hep böyle bir merakım vardı. Bu iki çalışmada aslında bize bunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Eğer birçok seferde yayınladığım gibi elimizde çok geniş etnik yapıda olan çok geniş bir popülasyon, çok işte Gauss şeklinde güzel distribüsyon, güzel dağılımı olmuş olan bir popülasyon olsa demek ki buradan şu sonuç çıkarabiliyoruz ki belli başlı gen ve gen varyantlarının belli başlı davranışlara veya belli başlı davranışlarla bu gen varyantlarına ilişkili çift yönde tersinir ok şeklinde bir çıkarım sağlamamız mümkün olacaktır. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almamak için kısa anlattım ama fazla sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. İnci Hanım'a sorumuz var mı arkadaşlar? Bekliyorum. İnci Hanım güzel bir çalışmaydı. Biz teşekkür ediyoruz. Madde kullanımıyla gen varyantlar arasında ilişkilerin belirlenmesinde karar ağaçlarını gerçekten güzel bir analiz olarak kullanmışsınız karar ağacı temelli. Çok keyif aldım ben dinlerken. Güzel bir analizdi karar ağaçları adına. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdiki çalışmamız bakıyorum. Prediction of Anticorp Protein Sequences Using Machine Learning Methods. Hasibe Can'dan. Evet, Hasibe Hanım. Buradayım hocam. Evet. Ekranımı paylaşayım. Geldi mi? Evet, geldi. F5 yapınca bir problem var mı geçişlerde? Şu an deniyorum. Yok, herhangi bir şey yok. Gayet güzel. Tamam. Önce ben de kendimi tanıtayım. Ben Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Danışman hocam Profesör Doktor Murat Gök ile birlikte yaptığımız antikor peptitlerini makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmini isimli çalışmayı sunacağım size. Çalışmanın kapsamına bakacak olursak peptitlerden kısaca bahsedeceğim. Kullandığım veri setlerinden bahsedeceğim. Yöntemler, bulgular ve en sonunda sonuçlarını bitireceğim. Peptitler iki veya daha fazla amino asit bir peptit bağıyla bağlandığında oluşmaktadır. Veri setindeki peptitler birbirinden farklı uzunluklara sahip olabilir. Aşağıda da gördüğünüz üzere. Dünya çapında bir salgına neden olan koronavirüs, dünyada 173 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 3.72 milyon kişinin ölümüne sebep olmuş. Türkiye'de de 5.28 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip olmuş. Bu sayıları dün güncelledim. Antikoronavirüs peptitlerinin iki etki mekanizması var. Bunlardan ilki hücresel membran yapısını bozmak, ikincisi hücre içindeki çeşitli biyosentezleri inhibe etmek.
Hastalığın tedavisinde fonksiyonel etkiye sahip antikoronavirüs peptitlerinin tespiti büyük bir öneme sahip. Aslında antikoronavirüs derken adından da anlaşıldığı gibi koronavirüsün etkisini azaltan ya da yok eden peptitlerden bahsediyoruz burada. Veri seti olarak biz çalışmamızda toplamda 4 veri seti kullandık. Bu veri setlerinden biri pozitif sınıfta, 3'ü ise negatif sınıfa ait. Pozitif sınıfımız antikoronavirüs iken negatif veri seti olarak antivirüs, antivirüs olmayan ve antimikrobiyal olmayan veri seti kullanıldı. Antivirüs aynı antikor gibi virüslerin zararlı etkisini inhibe etmektedir. Antivirüs olmayan veri seti belki antimikrobiyal olabilir. Diğeri de antimikrobiyal yani mikropların zararlı etkisini inhibe eden bir veri setinden bahsediyoruz. Bu üç veri setinin antikor olmayan veri setleri diyebiliriz. Biz bu çalışmada antikor veri setinde tahminleme yapıyoruz. Aşı, ilaç gibi tedavi yöntemlerinde bulunan tahmini oldukça önemli. Bu yönden çalışmamız özellikle günümüzde oldukça da önemli bir konudur. Antikor peptit seti için 137 sekans kaydı var. Antivirüs seti için 1999 sekans kaydı ve NAN-AVP set için 5217 sekans kaydı bulunuyor. NAN-AMP veri kümesi için de 4979 sekans kaydı var. Veri kümelerini ikişer olarak birleştirdik biz bu çalışmada. Bir pozitif, bir negatif olmak üzere birleştirdiğimiz 3 tane veri seti üzerinde çalışmamızı gerçekleştirdik. İlk önce tabii ki pasta formatındaki verilerimizi, yani protein dizilimi olarak verilmiş verilerimizi sayısal değerlere dönüştürmek gerektiğini analiz edebilmemiz için. Bu yüzden protein kodlama yöntemlerinden AAC amino asit birleşimi, CT bitişik üçlü ve AAP amino asit çifti yöntemlerini kullandık. Daha sonra fark ettiyseniz bir önceki slaytta verileri gösterirken antikor veri seti yani pozitif sınıfımız diğer negatif sınıfı veri setlerine göre oldukça az sayıdaydı. Bu sebeple yaptığımız analizde önce yöntemleri kullanmadık. Fakat accuracy değeri yüksekken recall değerleri düşük çıktı. Bu da pozitif sınıfı doğru tahmin etmediğini gösterdi. Biz de bu sebeple class balance yani sınıf dengeleme yaptık. Sınıf dengeleme şöyle anladığım kadarıyla aktaracak olursam, eğer elinizde dengesiz bir veri kümesi varsa bizimki gibi class weight parametresi yardımıyla azınlık sınıfına atanan ağırlığı dengesizlik oranında arttırıyoruz. Algoritmanın azınlık verisini yanlış sınıflandırmasından kaynaklanan hata oranını arttırıyoruz. Böylece de modeli oluştururken genel hata oranını yani overall error rate'ini azaltmaya çalışan algoritma bu dengesizliği dikkate alacak. Yani azınlık sınıfı dikkate alarak performans artacaktır. Sınıf dengelemeden sonra tahmin yöntemlerinden iki tane olasılık tabanlı bias ağları ve naive bias yöntemi var. Ağaç olarak rastgele orman kullandık. Bir de tembel öğrenme KNN. Değerlendirme metrikleri olarak da accuracy yani doğruluk. Bu hem pozitif hem de negatif sınıfın genel doğruluk değerini veriyor bize. Recall sadece pozitif doğruluğu yani aslında bizim aradığımız doğruluğu vermekte. Bu yüzden bu ikisine birlikte bakmamız gerekiyor accuracy ile birlikte. Recall'un -1 spesifisiye olan oranının grafiği altında kalan alan olarak geçen AUK yani ROC eğrisi altında kalan alan da diyebiliriz. Bu kullanıldı. Son olarak da kappa yani şans eseri mi bulundu? Bunu veriyor kappa da bize. Bu metrikleri kullandık. Protein kodlamadan Firdevs de bahsetti. Ben de kısaca bahsedecek olursam. Proteinleri kodlamadan analiz edemiyoruz. Bu sebeple protein kodlama yöntemlerini kullandık. Sayısal değerlere dönüştürmek için. İlk olarak AAC yani amino asit birleşim yöntemi 20 boyutlu basit bir peptit tanımlayıcı olarak geçiyor literatürde. Her boyut peptit dizisinde belli bir amino asidin normalleştirilmiş oluşumunu belirtiyor. Örnek verdim buraya. Bu amino asit dizisi ve alanin ağının normalleştirilmiş oluşumu şöyle. İçerisinde kaç tane ağ var? 2 tane. Dizi uzunluğu ne kadar? 20. O zaman cevabımız kodlarken ağ sayısı bölü dizi uzunluğu. Yani 0.1 oluyor. Amino asitlerin tüm normalleştirilmiş oluşumları AAC tanımlayıcısı olarak kodlanıyor. CT bitişik üçlü. Bu kodlama yönteminde proteinlere ait öz nitelik vektörleri amino asitlerin frekanslarına ve kimyasal özelliklerine bakılarak çıkarılıyormuş. Amino asitlerin elektrostatik ve
hidrofobik özellikleri göz önüne alınarak belirlenen 7 farklı sınıftan birine atanıyor. Daha sonra proteinlerin birinci sınıfındaki her bir amino asit kendisinden sonra gelen 2 amino asit ile birlikte üçlü birimlere ayrılıyor. Herhangi bir P proteinine ait özdelik vektörü tüm üçlü gruplara ait frekansların hesaplanıp normalize edilmesiyle bulunuyor. Amino asit dizisi içinde geçen ikinci üçlü gruba ait tekrar sayısına Fi dersek, bu proteine ait R özdelik vektöründeki Ri değeri denkleme göre hesaplanıyor. Formülünü de buraya koydum. Her Fi'den minimum F değerleri çıkarılıyor. Daha sonra en büyük F değerine bölünerek Ri değeri bulunuyor. AAP son kodlama yöntemi amino asit çifti. Bu yöntemde bir dipeptitin protein diziminde geçme sıklığı diğer dipeptitlerinkiyle kıyaslanıyor. Örneğin bir tane burada dizilim görüyorsunuz. Sahip bir proteinde MT, TA, AE, EE, EM, MK gibi ikililerle ayrılıyor. Olası tüm dipeptitler göz önüne alındığında amino asit dizi uzunluğunda bağımsız olarak 20 farklı amino asit için 20x20 boyutunda özdelik vektörü oluşmakta. Bir dipeptidin dizi içerisinde geçme sıklığına F artı AAP, diğer tüm dipeptitlerin sayısına da F eksi AAP dersek bu dipeptitler için AAP değeri denkleme göre hesaplanmakta. Her bir dipeptit için R değeri hesaplandıktan sonra bulunan değerler eksi 1 ile artı 1 aralığında normalize ediliyor. Normalizasyonun amacı da öğrenme sürecinde herhangi bir öz niteliğin diğer öz niteliğe baskılamasına engel olmak. Sınıf dengelemeden bahsetmiştim. Yine hızlıca değineyim. Veri setinde pozitif sınıfa ait peptit sayısı, negatif sınıfa ait peptit sayısından çok az sayıda olması sebebiyle sınıf dengeleme yaptık. Sınıf dengeleme her sınıfın aynı toplam ağırlığa sahip olması için verilerdeki örnekleri yeniden ağırlıklandırır. Kusura bakmayın. Az olan sınıf dengesizlik oranında arttırılarak az olan verilerin yanlış sınıflandırılmasından kaynaklanan hata oranı arttırılır deyip geçmek istiyorum. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Ve bulgular. Bulguları her kodlama yöntemine göre ayrı ayrı tablolarda koyduk. Böylelikle 3 veri setim vardı. 1 pozitif ve 3 negatif sınıfla ayrı ayrı birleştirilmişti bunlar. Ayrıca da 3 kodlama yöntemiyle kodlandığında bu 3 veri setinin toplamda 9 tane tablosu olmuş oldu. Ayrıca burada bulguları inceleyecek olursak, AAC kodlama yöntemi kullanıldığında recall ve accuracy değeriyle birlikte incelediğimizde en yüksek değeri her zaman bize new bias veremese de recall değeri yani pozitif sınıfın tahminini ve sınıf dengeleme ile birlikte yüksek değerlere ulaştırmış. Burada antikor ve antivirüs veri seti için ortadaki tabloda 84.66 doğruluk değeri varken recall 0.81 değeri vardır. Yani duyarlılık ve başarıma bakıldığında olasılık tabanlı tahminleyici algoritmalar iyi sonuçlar vermiştir. Bitişik üçlüye göre kodladığımız veri setlerine göre bakacak olursak BiasNet'e hiçbir sınıflandırıcı algoritmanın erişemediğini görüyoruz. Ancak recall değeri NeoBias'te yine doğruluğa göre güzel sonuçlar vermiş. En yüksek başarımı da bitişik üçlü ile kodlanan veri setinde duyarlılık ve doğruluğa birlikte bakıldığında antikor ve non-antimikrobiyal veri setinde bias net vermiştir. Şu alttaki tablodan bahsediyorum. Amino asit çifti kodlama yöntemlerine göre elde edilen veri setlerine bakıldığında da direkt olarak en alttaki tabloda yine doğruluk ve duyarlılık olarak olasılık tabanlı sınıflandırıcıların iyi bir başarım elde ettiğini görüyoruz. Nibaya 83.98 ile en yüksek değeri vermiştir. Sonuçlar, elde ettiğimiz deneysel sonuçları özetleyecek olursak, en iyi başarımı AAC yöntemi ile kodlanan protein verileri üzerine Nibaya algoritması %84.66 sınıf doğruluğu, 0.81 duyarlılık değeri ve 0.69 mean korelasyon katsayısı değeri ile vermiştir. Önümüzdeki çalışmalarda yeni özdelik kodlama yöntemleri geliştirerek başarımı arttırmayı hedeflemekteyiz. Kendimiz geliştirmiş olduğumuz yöntemi ait bir web sunucu geliştirerek literatüre sunmayı planlamaktayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, Hasibe teşekkür ediyoruz. Sorumuz var mı arkadaşlar?
Hocam ben bir soru sormak isterim ama duyabiliyor musun sesimi? Evet Yasemin Hanım, buyurun. Evet. Şimdi ben moleküler biyoloğum. Sizin sonuçlarınız tabii çok da anlamlandıramıyorum. Yani mesela size bir hastalık grubunun bir sekans dizilimini verdiğimde, protein kodlamalarını yaptığımızda, siz bu programları kullandığınızda sonuç olarak benim anlayabileceğim bir şekilde nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ben nasıl değerlendirmeliyim sizin bu sonuçlarınızı? Nasıl kullanabilirim sizin elde ettiğiniz sonuçları? Evet Hasibe. Zaten biz de anlayamıyoruz yani protein dizilimleri olduğu için anlamlandırmak zor olduğu için zaten protein kodlama yöntemlerini kullanıyoruz. Protein kodlama yöntemlerini de sayısal değerlere çevirdikten sonra ancak anlamlandırabiliyoruz. Hayır tamam, şunu diyorum. Size bir sekans dizilimi verdim. Siz bu sınıflandırmaları kullandınız. Bir işte başarı verim elde ettiniz. Matematiksel olarak başarılı diyorsunuz. Bunun bana geri dönüşü, ben bu hasta grubumun sekans dizilimiyle ne öğrenebilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim sizin sonuçlarınızla? Mesela biz İnci Hoca ile yaptığımız çalışmada dedik ki bu gen varyantları işte belli klinik parametrelerle ilişkili. Yani biz bir tahmin yürütebiliriz bu gen varyantları ya da sonuçlarla. Yani sizin bu sekans verilerinizden, sekans sonucunda bir protein dizilimlerinizden elde ettiğiniz matematiksel sonuçları, sınıflandırma sonuçlarının verimini ben nasıl kullanabilirim? Ha, nasıl kullanabilirsiniz? Evet. Şimdi bizim zaten konumuz antikov peptitlerinin makine öğrenmesi yöntemleriyle tahminiydi. Burada antikov peptitlerinde bizim zaten dün de Ömür Hoca da bahsetmişti, keynote'u dinlediniz mi bilmiyorum. Orada bağlanmasını etkileyerek aslında hastalığı kapmasını ya da hücresel yapısını bozmasını engelliyor bizim buradaki bu antikov peptit tespitimiz. Tamam. Burada bizim kullandığımız modelde protein kodlama yöntemini kullanıyoruz. Daha sonra da algoritmaları kullanıyoruz. Bu algoritmalarla aslında hangi sınıflandırıcı yöntemin daha iyi sonuç verdiğini test ediyoruz. Yani burada yani hangi proteini daha iyi bulabiliriz? Negatif sınıfla pozitif sınıfı nasıl daha iyi tespit edebiliriz? Nasıl burada daha sonrasında hani buradan çıkaracak sonuçlarla tespitini yaptıktan sonra aşı ve ilaç gibi geliştirmeleri zaten hani bu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Anlatmaya çalışıyorum ama. Burada hocamıza şunu diyelim hani pardon lafını kestim. Sen devam edeceksen sana bırakayım. Buyurun hocam. Şimdi Yasemin hocam merak ettiği de bu zaten. Burada elde edilmiş laboratuvar şartlarında zorluklarına gerek olmadan makine öğrenmesi yöntemleriyle rahatlıkla hangi protein dizilimlerin işte koronavirüsün antikovlar koronavirüs özelliğinde olduğunu rahatlıkla makine öğrenmesi yöntemlerle tespit edebildiğimizi söylüyoruz. Sonuçta burada in silico ortamda yapılıyor bu testler ama in vivo, in vitro ortamlarda yapılan testlerdeki işte insandan kaynaklanan bazı test hataları, ortamdan çevresel etkilerden kaynaklanan test hatalarının önünde ideal bir ortamda daha düzgün bir doğrulukla bunların belirlenebileceğini ispatlanıyor burada. Ha bundan ötesinde bu belirlenen protein dizilimleriyle ilgili dediği gibi Hasibe'nin de ilaç gelişiminde veya hastalığın tedavisinde peptit tabanlı ilaç tasarlanmasında drug design safhasına geçiliyor. Orada örneğin AIDS virüsünün çoğalmasında cleavage kısımlar var. Bu cleavage kısımlar cleavage kısımlardan virüs cleave olaraktan yani bölünerekten çoğalıyor. Bu cleave kısımlara dair makine öğrenmesi yöntemleriyle normalde yapılamayacak laboratuvar şartlarında günlerce alacak testler çok kısa bir sürede gerçekleştiriliyor ve ilaç tasarımında o bölgeyi stak edecek, aktif bölgesini stak edecek, böyle kilitleyecek ilaç olarak tasarlanıyor ve uygulandığında işte hepimizin bildiği AIDS'in durdurulmasında 7 tane ilaç kullanılıyor. Bunun 2 tanesi makine öğrenmesi yöntemleriyle tasarlanmış. Proteinler tabanında geliştirilmiş ilaçlar. Burada da aynı şekilde peptit tabanlı
koronavirüsün tedavisinde ilaç geliştirilirken bu peptitler hızlı bir şekilde belirlenip bunların drug design aşamasında tasarımı gerçekleştirilip ilacın tasarımı yapılabileceği ispatlanıyor hocam. Mesela şunu yapabilir miyiz hocam? Şimdiye kadar sekanslaması yapılmış mutasyonları alıp makineye bir öğrenme gibi bir şey verip gelecek mutasyonların tahminini yapabilir miyiz? Elbette. Elbette evet. Anlıyoruz zaten. Evet. Laboratuvar şartlarında dediğim gibi artık çok kısıtları çok. İşte in vitro ortamının. Evet. Ama dediğimiz gibi in silico ortamında çok rahatlıkla hızlı bir şekilde o mutasyonlara bağlı olaraktan yeni mutasyonlar tespit edebiliriz. Evet. Ama tabii ki dediğim gibi burada veri çok önemli. Uzman görüşü çok önemli. O mutasyonların öncelikle bir işaretlenmesi lazım. İşte bu şu laboratuvarda işte elimizde 5000 tane, 10.000 tane elde edilmiş mutasyon verisi var dediğimizde zaten makine öğrenmesi yöntemlerinin de hani yaptığı o zaten. Bunlar black box yöntemler çoğu. Hani bu karar ağaçlarını saymayalım. Black box olarak onu da sizin yaptığınız çalışmada da bu görülüyor zaten. Ama bu özellikle yapay sinir ağlarında olsun, diğer nonlinear yöntemlerde olsun. Bunlar black box yöntemler olduğu için bizim insanın veya insan karar destek sisteminin veremeyeceği kararları, göremeyeceği noktaları çok rahatlıkla görüp mutasyon olabilecek noktaları, işte hastalığa sebep olacak virüs peptitleri, durduracak peptitleri rahatlıkla tespit edebiliyor bu yöntemler. O nedenle zaten yapay zekanın da biyoinformatikte kullanılması hayli insanlar için bir ne diyelim yol açıyor. Güzel bir yol açıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Murat hocam zaten açıkladı. Benim hiç bir şey kalmadı. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Başka soru var mı arkadaşlar? Emre hocam Hasibe'ye sorabilirsin bak. Evet. Yani şimdi moleküler biyolog olarak Yasemin hocam gerekli soruyu sordu. Siz evet, de çok da güzel cevap verdiniz. Açıkçası ben de merak ediyordum. Hasibe de çok güzel bir sunum yaptı. Hem Hasibe'ye hem size tebrik ediyorum hocam. Benim soracağım bir şey yok burada. Tebrik ederim. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Özellikle hani bu biyontek aşısının geliştirilmesinde de bu makine öğrenmesi safhalarının çok sıklıkla kullanıldığını zaten kendileri de firma olaraktan bildirdiler. In silico ortamında bayağı tasarımlar yaptıklarını, kendileri de tabii ki bunun detaylarını vermiyorlar. Ama bunlardan faydalandıklarını söylediler zaten. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bu oturumu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bioinformatik oturum olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bütün sunumlardan. Çok şey öğrendim yine her zamanki gibi. İnsan her şeyi bildiğini zannetmemeli. Ne olursa olsun yeni bir şeyler hep öğreniyoruz. Ben çok şey öğrendim burada da. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Akşamleyin son oturuma herkesi bekliyorum arkadaşlar. Son oturumumuzda konferansımızı kapatacağız. Orada olmanızı isteriz tabii ki. Teşekkürler. İyi günler.